Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Zıhlara Vadisi'nde gezi yapıyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki arkamdaki köprü kavak yere yıkılmış. Üzerinde köprü yapmışlar. İyi de olmuş yani. Hadi beraber gezelim bakalım. Ya bildiğiniz kavak ağacı arkadaşlar. Şu an Menendiz çayının şırıltılarıyla yol kat ettim buraya kadar. Ama vaktim el vermedi. Daha ilerisine doğru gezi yapacağım. Şimdi o köprüden geçiş yapıp tarihi mekan varsa size görsellik vere vere yol kat edeceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir gün oldu. Menendiz çayının tam coştuğu zaman şu an Menendiz tarafından kaynayan da geliyor. Artı Menendiz Dağı'nın ve Hasan Dağı'nın eteklerinden bir kısmı buraya 40 gözden kaynayarak geliyor arkadaşlar. Burada da öyle güzel görsellik veriyor. Biraz daha ortasına geçeyim. Bakın. Tam şu an suyun şırıltıları ve Menendiz çayının akışı bu şekilde arkadaşlar. Fazla da tutulmayın. Çünkü bu pek sağlam gözükmüyor. Bir de ben ağırım. Köprüyü uçurabilirim. Harika arkadaşlar. Bak. Burada sizlere basamaklar düzenlemişler. Küçük küçük adımlara dikkat edin. Ayak kayarsa cumbullop suyun içine gidebilirim. Evet. Buradan da geçiş yaparak gidiyorum. Niye? Şuradan bana görsellik veren tarihi mekanlar varsa sizlere buraları da kaçırmak istemiyorum. Bakın. Yüksek Kayırpar'ın eteğinde ve gizemli noktalar mevcut. Ama çıkmak için bir hayli ekipmana ihtiyaç var. Buralar önlerine göçük yaşayınca sağa sola açılmalar olmuş tahminim. Evet bakın. Burası nereye götürüyor bakalım. Bakın. Gizemli alanlar ve kapalı noktalar. Güvenlik. Evet, buraya çıkmamıştım. Bir çıkalım bakalım. Yorucu bir gün oldu ama değdi. Evet. Buradan. Evet, kaya mezarlarmış burası da. Bakın. İleriye gitmiyor. Tamam. Görsellik de güzelleşti. Şöyle bir kat daha var arkadaşlar. Burada nereden geçiyor? Oo, büyük bir yere geldim. Bakın. Geçidi kapatmış. Daha ilerisi var mı? Gözükmüyor. Buradan şuradan bir gizemli nokta daha var. Giriş sistemi de var arkadaşlar. Ama geçit veren burada kapalı arkadaşlar. Aydınlatmayı açayım. Yok, geçit vermiyor. Burada dolmuş. Aslında burada dediğim gibi bakın şu kayalar buradan kopmuş. Normalde yaşam alanları yerle bir olmuş. Çünkü bir kısım noktalar gözüküyor bakın şu kuytu yerlerden. Sizlere video çekebilir miyim?
Bilmiyorum. Telefon geçiyor, ben geçmiyor. İleriye. Göremiyor. Aydınlatma yetmiyor. Bakın. Buradaki göçün ne kadar şiddetli olduğunu. Yaklaşık 20 metreye. 30 metre. 40 metre diyeyim. Yükseklikte 15 metre yığıntı ile birlikte burası böyle atıl bir şekilde kalmış. Evet, şu gizemli noktalara çıkmak mümkün değil. 25-30 metre yükseklik var. Böyle gizemli Ihlara Vadisi'nde çok alan var arkadaşlar. Buradan artık Melendi Çayı'na baka baka geri dönmek istiyorum ama dönmemek de istiyorum. Sonuna kadar gitmek ta Selim'e, ta Kızılkaya'ya kadar ulaşıyor arkadaşlar. Bir kısmı da Kızılkaya'da Aşıklı Hük var. Oranın da videosunu çektim. Buradan artık yapacak bir şey yok. Girebildiğim noktalar bu kadar. Size görsellik verdiğim ancak bununla yetinmeniz gerekiyor bende bu kadarla. Şu tarafa doğru giden, şuradan geçmeme değecek bir noktası var mı? Şöyle uzaktan bakayım. Biraz aşağı ineyim. Bayağı da zor. Bir tane daha yer kaçırdım, bak gördün mü? Ben orayı kaçırdım, geri çıkacağım. Hadi bakalım geri çık. Ama oradan şu mağaranın içerisinden geçit yapacağız. Erinme yok. Kapatokya Harika TV yönetmeniysen geri çıkacaksın. Evet, sizler için tekrar geri çıktım. Neymiş bakalım. İnanın çok kişi gezmemiş buralar. Oo, işte geldiğime değdi. Bakın. Oo, çok büyük. İleriye doğru gidiyorum bakalım. Aydınlatmamızı açalım. Yok. Ama büyük bir odaymış, salonmuş diyeyim. Sana da geçit vermedi dediğim nokta kilise. Bakın buradaki iç içe gezen kaya mezarlar burada. Kilise ayrılmış. Burada riskli ama. Burada az da olsa frex çalışması olmuş. Bakın. Papazın durduğu nokta tamamen kayaların arası ayrılmış arkadaşlar. Burada mezarlar mevcut. Şuraya bakalım. Buradaki uçma kaç yok. Bakın. Mezarlar tamamen duruyor. Buradan çıkalım arkadaşlar. Bu kilise çok riskli. Tamamen göçmediyse de kısmi kocaman bir kaya şuradan buraya inmiş arkadaşlar. Yani geri geldiysem de bu güzel yeri çekmek nasip oldu. Karşılarda da böyle gizemli noktalar var arkadaşlar. Bakın sizler için 12'sini yapayım. Bakın. Bunlar karşıdaki gizemli noktalar. Genelde güvercinlik, kilise, kaya mezarı arkadaşlar. Yeraltı şehri yok. Yeraltı şehri diye yazdım ama Ihlara Vadisi'nde iç içe geçen odalar. Alt alta kat yok yani.
O da yeraltı şehri sayılır mı? Sayılır. Çünkü gizemli olan çok burası şu noktaya çıkıyormuş. Burada da tahminim tripodu açıp burada meramız kalmaz. Düz bağlan ya güvercinlik olarak kullanılmış ya da farklı amaçla kullanılmış. Evet. Tekrar geldiğim yöne doğru yürüyüş yaparak yol kat ederek gideceğim. Artık yapacak bir şey kalmadı. Akşam olmasına da az bir zaman kaldı. Öyle göçük olmuş ki burada baya baya büyük. Ta dereye kadar taşmış, göçükmüş. Evet, yoruldum. Şurada bir iki dakika durup size de şuradaki görseli verip çıkamadığım noktaları. Oralarda gezelim bakalım. İç içe odalar. Gizemli noktalar var mı bakalım. Aklınızda bir şey kalmasın. Burada iç içe geçen odalardan. Bakın burada. Şurada da büyük bir oda mevcut. Mevcut. Ha, evet. Ağır olarak kullanılmış bir tane. Buradan da ileriye doğru gidiş var mı bakalım. Buradan bir gizemli alt kata geçiş noktası varmış. Ama kapanmış arkadaşlar. Iklara Vadisi'nde böyle gizemli yerler çok. Ama çoğu turizme kazandırılması gerekiyor. Temizlik yapılıp gelen ziyaretçiler çoğunu gezemiyor arkadaşlar. Ben şimdi yukarıya çıkış noktası arıyorum ama bulamıyorum. Şurada çıkarmayayım diye düşündüm. Maalesef birinin yardımı olmadan çıkmam mümkün değil. Yani burası da aynı gittiğim yere çıkıyor tamam. Evet. Ama benim amacım yukarıdaki yerlere çıkmaktı. Bir arkadaş olsaydı şuraya çıkıp oradan oraya çıkar mıydı bilmiyorum. Artık yalnız olduğum için bir denedim ama maalesef çıkılacak gibi değil. Şimdi artık Melen Çayı'yla ve de geçiş yaptığım köprüyle sizlere veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.